Evet. Selamlar sevgili Avestalılar. Kanalın ilk Age of History 3 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birkaç defa yayında oynadık evet ama ilk defa Age of History 3 videosu atacağız kanala. O yüzden bir tık heyecan var. Oyun güzel bir oyun. Yalnızca biraz başlarda karışık geliyor ama oyunun mekaniğini çözünce akıp gidiyor. Çok fazla konuşmayacağım. Direkt oyuna geçelim. Tabii ki bir AO4 player'a yakışır şekilde 1440 yılından başlayacağız. Ama Medine'den değil tabii ki. Evet, haritamız bu şekilde. Güzel, tatlı bir haritası var. Tabii biraz basit kalmış açıkça söylemek gerekirse. Bir de şurada bir yazım hatası var Bohemia Krallığı'nda. Böyle ufak şeyler düzeltilir diye düşünüyorum. Biz bugün Ottoman Empire'dayız dostlar. Sultan 2. Murat'la birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nu büyüteceğiz. Şanlı bir Osmanlı İmparatorluğu için hazırsanız başlıyoruz. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'ndayız dostlar. Başımızda Sultan 2. Murat var. Kral yazmışlar buraya mesela. Bunu sultan olarak değiştirirlerse daha iyi olur. Kral da iş görür tabii. O da iş görür. Direkt danışmanlarla başladık oyuna. İlginç. Diğer danışmanları da biz alırız. O şekilde yaparız madem öyle. Sınırlarımız bu şekilde. Ama sevgili Bizans'la bir ateşkes durumumuz var. Bunu değiştirirler diye düşünüyorum. 1455'e kadar bir ateşkesimiz var. Ama 1452 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir etkinlikle birlikte Bizans'a saldırabiliyoruz. Ama Bizans'ı çok gereksiz güçlü yapmışlar. Ben bir iki defa oynadım Osmanlı. Bizans gereksiz güçlü abi. Bu adamlarda atlı okçular falan var. Bizde atlı okçu yok. Öyle garip bir şey var. Yani şu anda bizim ordumuz şu şekilde. Adamlarda atlı okçu var abi. Yani tam tersi olması gerekiyorken niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Her neyse, açılış hamlelerimizi yapalım. Rakiplerimizi seçelim. Sırbistan'ı rakip al. Karamanoğlu'nu rakip alabiliyoruz. Karamanoğlu'nu rakip alalım. Bir de buradan Bizans'ı alalım. Zaten döveceğiz zamanı gelince. Avantaj puanlarından alay sınırıyla başlayabiliriz. Para o kadar önemli değil benim için. Dostlar, ben savaş genişliği alarak başlamak istiyorum. Çünkü orduda savaş genişliğimiz ne kadar büyükse karşı tarafa verdiğimiz hasar o kadar fazla oluyor. Özellikle karşı tarafın savaş genişliği bizim savaş genişliğimizden daha düşük oluyorsa ekstra daha fazla hasar vurmaya başlıyoruz. Güzel bir başlangıç bonusu olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ve iki tane avantaj puanım var. İkisini de şöyle savaş genişliğine bastım. Şimdi bu nasıl oluyor? Burada artı 2, burada artı 4 mü bilmiyorum. 2 buradan, 4 buradan, toplam 6 savaş genişliği mi olduk yoksa 2'den 4'e mi çıktık? Orayı tam anlayamadım. Sanırım artı 2 artı 4 diye gidiyor. Yani toplamda 6 savaş genişliği aldık buradan. Şu an savaş genişliğim kaçmış? 26'ymış. Gayet güzel. 26 birim orduyla başlıyoruz bu arada. Gayet yeterli. Tabii biraz da az kalmış. Sorun değil, sorun değil. İlk işimiz ordu basmak olacak tabii ki. Şimdi moralimiz nasıl? Şuradan ordu moralini tıklayarak, buradan ordu konuşlandırması var dostlar. Buna tıklayarak diziliminizi görebilirsiniz. Mümkün olduğunca buraları doldurmaya çalışın. Bunlar eksik girmeyin. Burası sizin savaş genişliğiniz. Önce ilk at önemli bu arada. İlk atı dolduracağız. Sonra arkaya geçeriz. Hocam şöyle sen bana sar. 3 tane mi alabiliyoruz? Aynen. 3 tane elit kılıç savaşçısı sar bakayım sen bana. 4 tane mi? 4 taneymiş, okey. Aktif araştırmamız yok. Teknoloji ağacımız bu şekilde bu arada. Bu teknoloji ağacını güzel yapmışlar. Biraz civilization kafası var burada. Buradan önceliğimizi neye verelim diye şöyle bir bakıyorum da. Önce bir elit şövalyeleri açmamız lazım. Onu bir açalım. Oradan war taktiğe yürüyelim. Oradan topa yürüyebiliriz. Ha, buradan war taktikten direkt buraya mı yürüyor? Tamam. Elit şövalye, kraliyet, feodal, top. Şöyle hat piyadesine kadar gelsin bu kendisi. En uygun yoldan hat piyadesine doğru gitsin. Bir daha buraya bakmayız hat piyadesine kadar. Evet, farklı dinden topraklar var. Bunların hepsini çevireceğiz. Direkt ordumu Sırbistan sınırına çekeceğim. Ve sevgili Sırbistan'la ilişkilerime zarar vereceğim. Çünkü savaş açacağız Sırbistan'a. İlk savaşımızı Sırbistan'la yapacağız dostlar. Let's go! Evet, ordumuz full moralde. Ön hattımız da full, arka hattımız da full. Savaş genişliğimiz 40. Burada 20 ön, 20 arka olarak hesaplıyor sanırım. Yani öne bizim 40 tane, arkaya 40 tane koymamız lazım. Maksimum savaş genişliğine ulaşmak için. Ama oyunun başında tabii ki bu da iş görür. Her neyse, sevgili Sırbistan'a savaş açacağım ama Bizans da helal olmuş abi. Ya inanamıyorum ya. Oğlum Bizans oyunun başında çok güçlü ama. Biz biraz daha asker basalım abi. O Bizans'ta savaşamayız yoksa. Bu kim ya? Bana para gönderdi. Calabria. Eyvallah kral. Evet, bu arada sevgili Kırım'la helal olduk. Kırım'ı da savaşa çağırarak bu çocuğa giriyorum abi. Evet, ordusunu wipe'ladım Sırbistan'ın. Şimdi hemen başkentini düşürelim. Bizans gelme. Neyse, dövdük. Evet dostlar, savaşı kazandım. Bizans'la hiç uğraşmadım. Direkt buraya odaklandım. Siz de böyle yapın. Çünkü savaş açtığınız ülkenin
başkentini kuşatıp ordularını wipe'layıp yani tamamen yok edip ve belli bir toprağa işgal ettiğinizde direkt zaten %100 savaş skoruna ulaşabiliyorsunuz. Müttefiyle uğraşmanıza gerek yok. Gidip müttefiyle boş yere zaman kaybetmeyin. Şöyle ben %100'e getireceğim bu arada. Tamam, geldi. Bu çocuğu vasal alalım mı ya? Şöyle şuraları alayım ben bu çocuktan. Hatta şuraları falan da alayım. Şurada vasal bırakayım ben bu çocuğu. Bundan asker talep ederiz bundan. Aynen. Okey. Tamam, bu çocuk şimdi bizim vasalımız. Vasallar ekranından Sırbistan'dan ne istediğimi seçebiliyorum. Para isteyebilirim. Para istersen maksimum 0.31 aylık gönderebiliyormuş. Asker istersek de maksimum insan gücümüzü 3180 arttırıyor ki oyunun başında 3180 insan gücü bence gayet iyi. Buradan da savaş ilan edebilirlik kapatırsanız eğer etrafına savaş ilan edemiyor dostlar. Ama özgürlük arzusu artıyormuş. Kalsın. Kalsın abi, bu şekilde savaş açabilsin artık, ne yapalım. Şimdi hemen aldığımız yerleri yurt yapacağız. Çünkü yurt yapmazsak burası bize -%30 daha az gelir sağlıyor. Bunu da olmasını istemeyiz tabii ki. Bütün yurtlarımızı yapacağız dostlar. Ondan sonra ne yapmak istiyorsak yaparız. Evet, bu arada altın madenimizi de aldık. Tabii bundan tam faydalanmak için buranın dinini çevirmemiz lazım. Dinini de çevirelim. Daha sonrasında buraya maden basacağız önce. Altın madeni. Daha sonrasında buradaki binaları da basacağız. Üretim verimliliğini falan maksimuma çıkartacağız. Aynı zamanda buranın ekonomisini arttırıp altında dünya lideri olacağız, yani öyle söyleyeyim. Hatta şöyle altın madenini de basalım. Bu arada toprağını genişlet görevimiz bitmiş. Osmanlı genişliyor. Hadi bakalım. Bu arada bir 5K'da ordu basacağım. Tabii para gelirse. Yavaş yavaş ordularımızı da basalım. Evet, medeniyet mirası var dostlar. Buradan istediğiniz bonusu alabilirsiniz. Bu tamamen kişisel. Hangi konuda daha ileriye adım atmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben şöyle bir bakayım. İnsan gücü toparlanması ve agresif genişleme gayet iyi bu arada. Bence bunu alalım. Hem ordularımız daha hızlı kendini toparlar savaştan sonra, hem de agresif genişlememiz biraz düşer. Böylece daha fazla toprak işgal edebiliriz. Bu arada Eflak hayırdır ya? Eflak büyümüş. Bu arada kendi vasalımla rekabet saçma maalesef. Ve de miras ödeyerek bunu iptal ediyoruz. Bunları inşallah düzeltirler ya. Ben kendi vasalımla neden rekabet halindeyim abi? Çok saçma. Ve rekabet de yapabiliyorum yani. İstesem tekrar rakip olabiliyorum. Hiç gerek yok. Onun yerine kimle rakip olalım? Bizans alabiliriz. Bu arada ordu limitimizi bayağı aşmışız. Bir alay sınırı arttırmam gerekiyor dostlar. Bu arada gördüğünüz gibi Sırbistan savaşa girdi bu arkadaşlarla. Ya bu vasal sistemi biraz garip bir oyunda. Ben mesela EU4'te o kadar vakit geçirdim. EU4'te böyle bir şey yok abi. Yani EU4'te senin vasalın tamamen sana bağlıdır. Sen kime savaş açarsan ona savaş açar. Sen kimle ittifak olursan onunla ittifak olur. Burada biraz vasal sistemi garip. Umarım bunu düzeltirler çünkü gerçekten çok saçma. Vasalın kendi başına ittifaklar kurması. Gitmiş mesela Bizans'ta ittifak olmuş bu arkadaş. Ben şimdi birazdan Bizans'ta savaşa gireceğim, bu da gelecek. Adam benim vasalım ama. Saçma yani. Umarım düzeltirler abi, çok saçma. Bir daha sonra uğraşacağız bununla ya. Gitti Bizans'ı ittifak aldı, görüyor musun? Rezalet. Evet, dinleri de yavaş yavaş döndürelim. Hatta burayı döndürdük değil mi? Tamam, buraya altın madeni de bastık. Buranın yavaş yavaş artık aylık gelirini arttıracağız dostlar. Ekonomisine yatırım yaparak, büyüme oranını arttırarak, ondan sonra altyapısını genişleterek burada üretilen altını elimizden geldiğince arttıracağız. Hatta şöyle buraya ne yapalım? Atölye de yapalım. Üretim verimliliği ve ekonomisi de artsın. Bu arada Bizans meselesi geldi. Şimdi inşallah Sırbistan gelmez bu savaşa, ne diyeyim yani. Al geldi işte. Vasallığımız da bozuldu. Yani dünyanın en saçma şeyi ya gerçekten. Kırım'ı çağıralım biz de. Kırım gelsin. Evet, %100'e geldik dostlar an itibariyle. Fullendex satabiliyoruz mu buna? Aa, Fullendex satabiliyorum. Peki Sırbistan'la ayrı bir anlaşma yapabiliyor muyum şu anda ben? Aa, alabiliyorum, güzel. Sırbistan'ı komple yiyebiliyoruz abi. Neyse, en azından onu düzeltmişler, o da güzel. Ama bu şekilde yaparsak komple yutamıyoruz. Olsun, böyle yutalım. Bir savaş daha atarız bu arkadaşlar, ne yapalım. Sadece 19 agresiflik. Gayet güzel. Yani bu durumda Sırbistan'ı boş yere vasal almış olduk. Neyse. Sağlık olsun. Araştırmayı arttır görevimiz bitmiş dostlar. Aylık araştırmamızı arttırıyoruz. Daha hızlı teknoloji sağlayacak bize bu. Evet, aldığımız toprakları hemen tekrardan yurt yapalım. Buraya da büyüme oranı basalım biraz. Şimdi ekonomi basmanız için burada nüfus olması gerekiyor. Nüfusu büyüme oranıyla arttırıyorsunuz dostlar. Nüfus arttıkça buranın ekonomisine yatırım yapabiliyorsunuz. Ekonomisine yatırım yaptıkça da buradaki üretim artıyor. Mesela şu an sadece altından 0.85 kazanıyorum. Bu zamanla daha da artacak. İstanbul'u bu arada aldık. İstanbul'u da bufflayacağız. Hatta şöyle dinini çevirsin hemen. Burada bir dünya bina var. Başkente özel binalar da olacak. Birazdan başkenti de buraya taşıyacağız. Onları da basacağız. İstanbul'u bayağı bufflayacağız dostlar. Çatır çatır burada kağıt mağat üreteceğiz. Bir şeyler yapacağız. Güzel olacak İstanbul.
Evet, bu arada vakit kaybetmeden Karamanoğlu'na doluyorum. Akkoyun geliyormuş yanında. Gelsin bakalım. Evet, gayet kolay bir savaştı. Bu arkadaştan ne alalım? Full annex yapabiliriz bu arada. Full para alalım. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Güzel. Karaman'ı da gönderdik. Savaş ilan et görevimiz bitmiş. Bunu da alalım. Ne veriyorsun? Oo, güzel. İnsan gücünü buff'lıyor. Süper. Bir de toprağını genişlet görevimiz bitmiş. Onu da alalım. Aylık miras. Maksimum insan gücü. Çok güzel. Karaman rakibimiz de bu arada. Rakipsiz kaldık. Candaroğlu'nu rakip alabiliriz. Bu arada miras puanı görevimiz de bitmiş. Bu da vergi verimliliği sağlıyor Edirne'ye. Büyüme oranı veriyor. Gayet iş görür. Evet, yurt eklemeye devam. Şimdi biraz sakinleşelim. Agresifliğimiz biraz arttı. Şu dini farklı olan yerleri çevireceğiz. Buraları korlayacağız. Daha sonrasında artık yavaş yavaş ekonomiye ve farklı şeylere yatırım yapmaya başlayacağız dostlar. Evet, medeniyet mirası geldi. Buradan bir alay sınırı alalım. Aynı zamanda kuşatma etkinliği, istihdam süresi ve ordu hareket hızı veriyor. Çok güzel. Harika. Bizans'ta ateşkesim bitmiş. Ne çabuk lan. Daha yeni savaştık. Dulkadir geliyor yanında. Dalsak mı ki? Dalalım ya. Dalalım abi. Dulkadir'den de toprak alırız. Evet, %100 ulaştık. Burada Dulkadir bayağı zararlı çıktı yalnız. Şimdi Bizans'a desteğe geldi. Tamamen annex olacak. Biraz kötü oldu onun için. Bizans zaten iki topraktı burada. Onun yanında Dulkadir'i promosyon olarak almış olduk. Para da alalım şöyle. Din dönüştürme de talep edelim. Onayla. Mis. Bu arada kanun geldi. Kilise okullarından kraliyet ve soylu himayesine geçiyoruz. Bu da bize %4 araştırma bonusu. Maksimum danışman beceri seviyesi artı 0 diyor. Bu sanırım burada artmaya başlıyor aynen. İleriki seviyelerde de maksimum danışma beceri seviyesi ve başkent maksimum seviyemizi arttıracakmış. Yani bu kanunlar da biraz önemli dostlar. Bunları da önemsemek lazım. Evet, bir rakip daha seçelim. Atina'yı rakip alabiliriz. Epir bize para gönderdi. Sağ ol kral. Eyvallah. Evet, bu arada Candar'a gireceğim. Kırım'ı çağırmaya gerek yok. Bafra ile eleymiş. Bafra kim oğlum ya? Hayırdır. Sevgili Candaroğlu. Şimdi burayı komple alalım. Bafra'yı da alalım. Para da alalım. Güzel. Bu kim? Bu arkadaş Ceneviz'in bir vasalı falan herhalde. Gazar ya. Birazdan onu da alırız. Bu arada gelirimiz artı 18, gayet iyi. Alay sınırının hala üzerindeyiz. Alay sınırını arttırmak lazım bir tık. Tam sınırdayız gerçi. Çok da bir sıkıntısı yok şu anda ama. İlerleyen zamanlarda arttırmak gerekecek. Teknolojide biraz yavaşız. Teknoloji için bina basacağız. Kütüphane basabiliriz. Kütüphane artı 5 direkt araştırma veriyor. Birkaç tane basabiliriz. İstanbul'a basalım mesela. Başkent'e basalım Edirne'ye. Biraz teknoloji hızlı atlasın. Evet, elit şövalyeyi tamamladık. Şimdi elit şövalyeyi tamamladıktan sonra gelip buradan alayları yükselt diyeceksiniz dostlar. Ve bu şekilde bütün ordularınızdaki alayları, tüm alayları yükselt diyerek yükseltebilirsiniz. Yalnız 135 istiyor. Param yok şu anda. Param gelsin. Ondan sonra yükselteceğim. Evet, yükselttim abi. Artık atlı okçu ve elit şövalyemiz var. Medeniyet mirası geldi. Buradan hemen ne alabiliriz? Şuna bakalım. Disiplin var. Disiplin alalım. Disiplin, birimlerin saldırısı ve yıkım. Mükemmel. Görevlerden miras kilidimiz açılmış. Onu da alalım. Disiplin buradan da geldi. Maksimum moral de geldi. 10 yıllığına gayet iyi. Ordumuz Terminator gibi bir şey şu anda. Bir avantaj puanım var bu arada. Buradan ne alabiliriz? Alay sınırı alalım artık. Aynen. Bu arada ben buraya kütüphane bastım ama maksimum araştırmamız 35.33 olduğu için daha fazla araştıramıyoruz artık. Bunu arttırmanın yolu da başkenti geliştirmek dostlar. Şuradan hükümetten başkenti buffladığımız zaman maksimum araştırma hızımız artıyor. Yani başkentimizin seviyesini ne kadar yukarıya çıkartırsak hem illerin bakımı olarak -%2 il bakımımız düşeceği için gelirimiz artacak. Hem de maksimum araştırmamız artacak. Aynı zamanda aylık gelirimizde de direkt etkisi var, 0.6. Bunu biz hemen arttıralım abi. Maksimum seviyeye çıkartacağız başkenti. Kırım'la ittifakımız bitti bu arada. İttifakım bitmesi pek iyi değil. İttifak bitince öyle dımdızak kalıyorsunuz dostlar. Sizi seven birisi varsa ne ala yani. Direkt ittifak olabilirsiniz de. Herkesin genelde ittifakı oluyor. Şu Acem'le ben bir ilişki geliştireyim. Gelirse onunla oluruz ittifak. Evet, başkenti bir tık yükselttim. Ve gördüğünüz gibi kütüphanenin artı 5 bonusu geldi. Artık aylık artı 40 teknoloji basıyoruz. Biraz daha iyi abi. Bunu zamanla arttıracağız. Böyle 400 altına gelelim. Başkenti ben bir tık daha arttırayım. Mesela şu anda benim gelirim 25.2. Buna bastığımda 25.8 oldu. Sonra tekrar düştü. Yani biraz da olsa rahatlatıyor sizi gelir konusunda. Evet, sevgili Arnavutlu'ya savaş ilan edeceğiz şimdi. Yanında Epir de geliyor. Çok güzel olacak. Bunların hepsini komple yutarız. Evet, talepte bulun. Şu arkadaşı da komple yutalım. Sevgili Arnavutlu'yu da tamamen yutacağız. 49 agresiflik sorun değil. 100'e kadar bu arada gideri var. 100'ün üstüne çıktığınız anda koalisyon yiyorsunuz ve yemeyin o koalisyonu. Sakın yemeyin. Çok kötü şeyler olur dostlar. Çok kötü.
Bir de ben bunları frenex yapınca yine savaş tazminatı yazıyor burada. Anlamadım. Bunu kaldırsınlar abi. Yani frenex yapıyorsam savaş tazminatı ödeyemez ki bu adam bana. Ya da mesela din dönüştürmeye tıklıyorum ben ama frenex yapıyorum. Dinini dönüştürüp mü bana verecek direkt? Nasıl olacak yani? Bunlara bir düzenleme gelmesi lazım. Evet, buraları aldık mesela. Hala Ortodoks. Demek ki dinini dönüştürmüyor. O zaman orada durmasının bir anlamı yok. Güzel, ordu sayımızı da biraz yükselttik. %126 moralimiz var şu anda. Fena değil. Biraz daha yükseltebilirim orduyu ama yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden yükseltmeyelim. Danışman ne varmış? Savunma varmış. Şu savunmayı ver abi. Evet, bu arada altın madeni olan yeri ben bayağı buffladım. Şu an 3 dukaya kadar çıkartmışız. Sadece buradan aldığımız para 3 duka. Bu zamanla artacak tabii. Biz ekonomiye yatırım yaptıkça hala da yapıyorum işte, görüyorsunuz. Yavaş yavaş artıyor. Tabii bu sadece altında bu şekilde. Yani gidip başka mesela elmas olan yerlerden daha fazla gelir geleceğini düşünüyorum ben. Ya da petrol olabilir. Onları da zamanla göreceğiz. Bir de şöyle genel bir vergi verimliliği basalım abi. Şöyle bir devletten bir vergi alalım yani. Biraz artık ödesinler yani. Zamanı geldi. Evet, vergi arttırınca vergi verimliliğinin maksimuma çıkarılması diye bir etkinlik geldi. Güzel. Daha fazla vergi geliri. Biraz tapınak basabiliriz bu arada. Tapınaklar da iyi getiri sağlıyor. Direkt 0,15. Evet, bilimde altın çağındayız bu arada. Çok güzel. Şu Yunan'ı bir toparlayalım be. Negroponte geliyormuş, gelsin. Buyursunlar efendim. Evet sevgili, kim bu? Athena Dükalığı. Bu Lanneks'i koyuyorum abi. Temiz. Şöyle hükümet sekmemizde bir bakalım. Neleri yükseltebiliyoruz? Hepsini de yükseltebiliyoruz. Askeri akademiyi yükseltebiliriz. Birimlerin saldırısını ve birimlerin savunmasını direkten arttırıyor. Bir de alay sınırı veriyor. Mükemmel bir şey. Bunu maksimum seviyeye çıkartırız. Bir de bu aldığımız yerleri yurt yapacağız. Zihnini dönüştüreceğiz. Klasik şeyler. Şu anda gelirimiz artı 27. Bu arada dostlar, belediye binalarını mutlaka yapın. Artı 4 bina yuvası veriyor size. Aynı zamanda il bakımını bayağı düşürüyor. Hem geliriniz artacak hem de ekstra bina yuvası veriyor. Yani İstanbul gibi işte altın madeni olan yerleriniz gibi şehirlere bunları basın abi. Mesela kağıt fabrikası varmış, bas. Liman varmış, bas. Bütün binaları basın abi. Böyle güzel şehirlere bütün binaları kökleyin. Birazdan başkenti de taşıyalım buraya. Avantaj puanı gelmiş. Alay sınırını arttır. Alay sınırını fulleyelim. Rakip kimi alalım? Kilis var mı? Kilis yok. Akkoyun yok. Kimi alalım abi? Venedik'i alalım. Aynen. Buradan altına tıkladığınız zaman aylık giderler var. Ordu bakımını mutlaka en yükseğe alın. Araştırma giderlerini de en yükseğe alın. Hem araştırmanız artıyor hem de aylık insan gücü, ordu morali ve takviye hızınız artıyor dostlar. Buraya ödediğiniz para zaten çok bir şey değil ya. 2-3 duka bir şey ödüyorsunuz. Toplam 5 duka falan gidiyor herhalde şu ikisini. Boş verin. Verin o parayı. Önemli değil. Vergilendirme muhabbetini maksimuma çekmeyin. Huzursuzluk falan artıyor. Gereksiz isyanlar falan alıyorsunuz sonra. İsyan yemek gereksiz. Boş yere sizi yıpratır. Hem araştırma hızınız falan da düşüyor. Mümkünse düşürün. Ama düşürdüğünüz zaman da aylık gelir ekonomisi biraz azalıyor. Ya burada tutmak iyidir. Ama illa bir şey yapacaksanız düşürün abi. Araştırma hızınız, aylık mirasınız ve huzursuzluğunuzu buff'luyor çünkü bu. Öyle yani. Nasıl zor durumda kardeşim? O kadar yer bastık ya. Nasıl zor durumda? O zaman şu başkenti bir taşıyalım artık. Başkenti taşı. İstanbul. Onayla. Onaylayamıyorum. 500 istiyormuş. Onayladım. Bu arada İstanbul'u direkt başkent yapması lazım. Onu da inşallah düzeltirler. Bizans'ı yok ettikten sonra, çünkü direkt İstanbul'u başkent yaptık biz. Her neyse. Burada şimdi başkent yaptığımız için ekstra binalar var. Mesela Kraliyet Sarayı geldi. Kraliyet Sarayı basarak 384 duka harcıyorsunuz ve aylık miras veriyor size artı 1. Artı 1,8. Bayağı iyi bir şey. Tabii burada başka binalar da var ama bunlara şu an teknolojimiz yetersiz. Teknolojimiz geldikçe bunları da yavaş yavaş basacağız. Okul mesela artı 7,5 araştırma veriyor ya. Bas abi. 7,5 ne demek ya? Medeniyet mirası. Moral var mı? Birim savunması maksimum moral ver. Güzel, ekonomiyi falan da buff'luyoruz. Görevlerden de yürüyoruz baya. Artı 37'ye çıkardık geliri. Alay sınırımız ne? 73'e çıkmış alay sınırı. Orada basalım. Orada basalım. Şu elit kılıç savaşçılarını mesela 20'ye çıkartabiliriz. Ah be, İstanbul'da yangın çıktı. %20 çok fazla. %4 olsun. 36'ın harcarız, sıkıntı yok. Yıkımın olması pek hoş değil. Böyle ekonomisine, vergisine, altyapısına basabildiğimiz kadar basacağız abi. Altyapıyı da fulleyin bu arada. Altyapı da bina slotu veriyor. Baksana, 25 tane bina basabiliyorum şu anda İstanbul'a. Çok iyi. Ekonomik artış. Ekonomiyi buff'luyoruz abi. Süper. Artı vergilendirme zaferi de geldi. Gayet güzel. Evet, askeri akademiyi maksimum seviyeye çıkartıyoruz dostlar. Birim saldırısı, birim savunması ve alay sınırı veriyor bize.
500 altın gelsin. Altın hücumu mu? Oh, artı bir aylık gelir, süper. Ver. Tamam, askeri akademiyi maksimum seviyeye çıkardık. Artı 3 birim saldırısı, artı 3 birim savunması ve 24 alay sınırı veriyor. Harika. Şöyle bir 10k daha elit pike basalım o zaman. Evet, yeterince dinlendik. Şimdi Eflak kafirinden bizim olanı alma vaktidir. Evet, şövalyeler gelene kadar %100'e getirdim abi. Talepte bulun. Şöyle öner desek 54. Bu çocuktan da buraları alsak. Tamam. İkisini de full annex. Parasını alalım. Okey. Agresif genişleme 59 şu anda. Anadolu'yu toparlayalım. Şuraları alalım. Burası kim? Venedik'te mi? Venedik'te bir savaşımız var bu arada. Venedik'te bir savaşımız var ama önce şu yurtları bir halledelim. Din dönüştürme işlemlerini falan halledelim. Sonra dalarız abi Venedik'e. Evet, artık şu savaş taktiklerinde biraz daha artı 2 saldırı, eksi 1 savunmaya geçebilirim. Biraz daha şöyle sağlam vuralım. Yine 400 medeniyet puanımız olmuş. Buradan general saldırısı, general savunması alabiliriz. Ya da ülkenin üretimini bufflayabiliriz. Savaş genişliğimizi arttırabiliriz. Çok güzel bufflar var burada. Üretim geliri ve üretim verimliliğini arttıralım abi. Ülkenin üretimini şahlandıralım. Evet, feodal mahkemeler geçti. Aylık miras 0.1. %10 arttırıyormuş artış hızını. Diplomasi puanı veriyormuş. Güzel. Güzel, orduyu 92k'ya çıkardık. Evet, biraz ülkenin ekonomisine yatırım yapalım şöyle. Yapabildiğimiz yerlere. Özellikle İstanbul'a. Altın madeni olan yerlere. Generaller için askeri akademi. Bu da generallerin saldırısı ve savunmasını arttırıyor. Bunu da fullleyelim. Şu an var ya, Terminator olduk. Hazır elimizdeymişken yüce mahkemeyi de yükseltelim. Yolsuzluk azalsın ülkede. 400 altın istiyormuş. Yani çok bir şey değil. Yolsuzluk azaldığı için artı 3 duka da gelmiş oldu. Ülkede balık fiyatları uçmuş. %43. Okey. Akkoyun diyor ki saldırmazlık paktı yapalım. Yok öyle bir şey. Aa, yanlışlıkla kabul ettim. Neyse, ittifak olalım lan. Olabiliyoruz mu? Olamıyoruz. Acem ne oldu? Acem istemiyor. Neden istemiyorsun? Agresif genişledin sen diyor. Bence Acem'i biraz zorlasak Acem gelecek. Askeri akademi yükseltme fırsatı. Aa, çok iyi. Askeri akademiye artı 1 verecek. Benim askeri akademim 3 seviye zaten. Direkt seviyesini mi artı 1 yapacak, anlamadım. Alalım bakalım 175 tukaya. Aa, 4 seviye yaptı direkt. Ama 3 seviyeydi maksimum. Aa, çok garip. Heh. Dünya harikası yapabiliyoruz bu arada. Ayasofya'yı yaparsak ne veriyormuş? Maksimum insan gücü, istihdam süresi, ordu hareket hızı. Yurt inşası %5. Miras 250. Yurt inşası indirimi iyiymiş. Alalım bunu. Panteon yapabiliyormuşuz. Bir de Rodos heykeli. Aylık gelir 2.6 mı? Ver. Ah be, sıfırda kaldı. La, sana ben bir hediye mediye göndersem. Ay, şöyle bir 15 ilişki geliştirsek. Olur musun? Tamam, oluyor. İttifak olduk Acem'le. Niye o kadar zorladım bilmiyorum. Çok da gerek yoktu ama görevimiz bitti. Güzel. Birim savunması, savaş genişliği. Temiz. Savaşalım o zaman. Venedik'e dalalım abi. Tirol, Fransa. Hadi bakalım. Evet, %100'e getirdik. Şimdi senden nasıl bir şey yapalım sana? Yani şöyle şuraları alsak yeterli ya. Buralara fazla dokunmaya gerek var mı? Bence yok. Vasal yapsak bunu? Yapabiliyorum. Vasal yapayım mı Venedik'e? Yapalım. Ne kaybedeceğiz ki? Venedik büyük bir cumhuriyet bu arada. Venedik'i vasalımız yapalım abi. Savaş tazminatı versin. Para versin. Biraz. Gayet okey ya. Okey. Süper. Şimdi bu arkadaş bana ne kadar veriyor? 2400. Vergiyi düşür. Vergi verme. Bana paso insan gücü gönder. 4800 insan gücü gönderiyor. Yeter. Güzel. Bu arada Naxos da bize geçmiş oldu değil mi? Evet. Çünkü Venedik'in vasalı bu. Güzel. Aa, burası da bize geçmiş. Burası da Venedik'e bağlıymış. Tamam, süper. Yurt yap abi. Dinleri dönüştür. Biraz da şöyle ülkenin batısına, şuraya ekonomi basalım. Biraz da vergi. Şöyle. Evet, İstanbul'a tüccar mahallesi yapıyoruz abi. Vergi verimliliğini arttırıyor. Ve sevgili kilise, Acem'i de çağırıp dalıyorum. Aslında Acem'e gerek yoktu ama gelsin. Niye gelmesin ki? Kullanalım. Evet, %100'e getirdim. Böylece sevgili Akkoyun'u da yemiş olduk. Ama agresifliğimiz bayağı arttı. Olsun, sorun değil. Hemen buraları yurt yapalım. Ve halktan vergi alalım. Evet, aylık gelir 53. Fena değil. Biraz ekonomiye yatırım. Rastgele yapıyorum bu arada. Bazen İstanbul'a tıklıyorum. Böyle elimle İstanbul'u yükseltiyorum. Bak, sadece İstanbul'dan 5 tuka oldu şu anda. Buradan ne kadar geliyor? Buradan da 4.62. 5'e yakın. Koloni genişleme fermanı. Evet, ordu moraline geçelim artık buradan. Bu arada arada sırada şöyle altyapı falan da basalım. Ülkedeki altyapıyı arttırmak da çok önemli. Hatta bütün ülkenin altyapısını arttıralım biz ya. Bu arada topu açmışız. Harika. O zaman şöyle birkaç tane daha top basalım değil mi? Trabzon İmparatorluğu mu? Wow, bayağı büyümüşsün sen. Sen bayağı büyümüşsün. Gel bakayım sen buraya. Ay canım benim. Çerkezi'yi almayacağım bu arada. Sadece buraları alacağım. 90. Okey. Hemen yurtlarımızı yapalım. Dinlerimizi çevirelim. Sonra halktan biraz vergi alalım.
Bu arada biraz miras puanımızı arttırmak için amfiteyatro basalım dostlar. Başka bir şey basamıyor muyduk lan bunlar için? Böyle biraz amfiteyatro basalım. Miras çok az geliyor. Erken süvari. Güzel, erken süvariye geçtik. Ve bir avantaj puanı geldi. Şu alay sınırını fullleyelim. Artık ordumuzda piyade var. Yıl 1516. Top, piyade. Yardırdık vallahi. Ne ararsan var. 109'a kadar çıkabiliyormuşuz. 105. Şöyle biraz da pike bassın. 109'a çıkalım. Maksimum ordu limiti. Alayları yükselt. Tüm alayları yükselt. Tamamdır. Erken süvariye de yükselttik ordularımızı. Gayet güzel abi. Kıbrıs'ın bile bu kadar fazla ordusu olmamalı ya. Evet, bu arkadaşa full annex koyduk. 94 agresiflik. Anladım abi. Şöyle Memlü'ye artık bir rakip alalım mı? Yavaştan. Gayet güzel. Gayet hoş. Dostlar, ilk bölümü burada bitirelim. Yeni bir içerik olduğu için kanalda çok fazla uzatmak istemiyorum. Yeteri kadar ilgi görürse bu video, bu tarz videoları daha da çok göreceksiniz kanalda. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Video hakkında yorum yapmayı unutmayın dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.